Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine bir mobil oyun incelemesiyle beraber karşınızdayım. Doors Awakening oyunu bulmaca severler için bence çok güzel bir oyun. Çünkü çok tatlı efektleri var, çok değişik tarzda bulmacaları var oyunun size sunduğu. Oyunda bir kazadan uyanmış olarak başlıyoruz. Daha sonrasında ekranda görmüş olduğunuz bir çocuk silüetinin gölgesinin peşinden kapıların arasından geçerek ilerliyoruz. Tabii kapılardan geçerken her bir kapıyı açmak için çeşitli bulmacalar çözmemiz gerekiyor. Her geçtiğimiz kapıdan sonra da bize oyunun hikayesiyle alakalı küçük küçük notlar bırakıyor. Bu görmüş olduğunuz hayalet arkadaşımız. Hadi oyuna geçelim bakalım bir. Evet, ilk bölümde gösteriyor zaten. Bize yardımcı oluyor. Fikir sahibi ediyor zaten. Ne yapmamız gerektiğiyle alakalı. Bakalım neler yapmamız gerekiyor. Nasıl ilerleyeceğiz? Kapı topuzunu al dedi. Okey. Yani olay aslında temelde klasik bir bulmaca oyunu yine. Ama bence tatlı, çok tatlı grafikleri. Etrafta kendi başımıza gezineceğiz şimdi. Bir kapımız var. Kapıyı açmak için neler yapmamız gerekiyor bakacağız. Buradan zaten topuzu almıştık. Geri gelelim. Posta kutusuna bakalım neler var. Kilidini açıyoruz. Bir gonca yaprağı çıktı. Buradan da şu yeşil şeyi almıştık. Okey, bu tarafta ne varmış? Yukarıda bir vazo var. İpi kaydır diyor, bakalım. Vazo kırıldı. Anahtar geldi buradan da. Anahtar geldiyse kapıyı açabilir miyiz artık? Ama burada anahtar yok. Ha, goncayı koyacağız. Zaten onu da gösteriyormuş. Bu training. Bir bölüm. Burayı muhtemelen hızlıca geçeceğiz. Muhtemelen şu evet, kancaların arasına. Sokma buraya. Okey. Anahtar. Anahtar burada değil. Şundan bir tane daha bulmamız lazım. Etrafa bakalım. Burada neler var? Anahtar buraya girecek bu arada. Tamam, çevir. Evet, diğeri de burada. Yeşil kancayı aldık. Bunu da buraya koyduk. Kapımız açılıyor. İlk bölüm böylelikle de geçmiş olduk. Trail'i. Ne oluyor dedim lan? Training ile beraber kapının arkasında evet. Sevimli hayalet bir isim var. Çok isterdim öyle söyleyeyim ama o kadar sevimsiz bir şeysin ki. Evet, ikinci bölüme geldik. Peri masalı dedi ikinci bölüm için. Işıklandırma, efekt vesaire bence çok tatlı ya. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın mutlaka. Ayrıca oyunun bu tarz incelediğimiz her mobil oyunun veya normal oyunların da aynı şekilde indirmek için uygulama linklerini vesaire açıklama kısımlarına koyuyorum. Bilginiz olsun. Evet, şurada kitabımız var dedim. Ondan önce Levi'ye aldık. Vazoyu kenara çektik. Boş. Kuş kafesi ama içinde kuş yok. Ne var? Demir bir şey var, yuvarlak. Orta halkaymış. Tamam, okey, geri gelelim. Buraya mı gireceksin? Tamam, orada, o da çıkar elbet ne oldu. Burası açılmıyor. Ya burası niye açılmıyor? Levye çıktı bize. Levyeyle bir bakalım bakalım açılacak mı? Bir halka daha çıktı. Orta halka, büyük halka. Bir sandık da burada var. Evet, halkalar buranın. Bir tane daha bulmamız gerekiyor sanırım.
Neresi kaldı? Tarafta bir şey var mı yukarıda falan? Buraya atlayabiliriz. Ha, şurada da bir kapak var. Kapağı açalım. Evet, bir halka da burada. Madalyonmuş lan bu. Dur bakayım. Buraya değil. Nereye gelecek bu madalyon? Kapıda bu arada anahtar falan var mı? Kapı aralık lan, açık zaten. Allah Allah. Okey. Aa, madalyon şurası galiba. Bak, şurada bir delik vardı. Evet. Burası da muhtemelen o halkayı verecek bize. Aynen öyle. Orta halkayı verdi. Buraya hemen bir yerleştirelim bakalım neler olacak. Ha, bunun içinde de bulmaca var bu arada. Bunu neye göre yapacağız peki acaba? Tamam, şu. Şekil tamam şu anda. Hangi tarafa bakacak abi, ne bileyim ben. Dur bakayım bir dakika, bir yerde ipucu var mı? Var mıdan ziyade aslında ipucu olmalı. Gerçi o basit bir şey, onu deneyerek de yapabiliriz ya. Aşırı karmaşık bir şey değil yani. Şöyle tek tek çevirerek deneyebiliriz. Normalde bu tarz ekstra iç bulmacaların da bir yerlerde ipucu olması gerekiyor. Açıldı. Ve içinden anahtarımızı bulduk. İkinci bölümü de böylelikle geçtik galiba, ekstra bir şey çıkmazsa. Aynen. Kapının arkasından bakıyor siyah siyah. Evet, 3. Antik kalıntılar diyordu galiba. Yanlış okumadıysam son anda gördüm. Neyimiz var? Burada bir taşlar maçlar var. Bu tarafta bir ne bu? Su kuyusu var. Çekiç aldık. Kova aldık. Buranın olayı ne bakalım, hemen çözmemiz lazım. Şekiller var. Şekiller var. Ha, şurada su var bak. Kuyudan buraya su çekeceğiz. Bunun içine. Kova var değil mi? Kovayı koymamız lazım. Kovayı koyamıyoruz. Niye koyamıyoruz? Bir şey eksik. Ne eksik? Şunları alalım. Bunları alamıyoruz. Böyle yapabiliyor muyuz? Evet. Tamam, kanca çıktı. Okey, şimdi suyu alabileceğiz muhtemelen. Neredeydi? Bu arada şurada ne var? Yukarıda da bir şey var bir de. Evet, bulmacalar. Dökelim suyu. Ha, okey, yanında işaretler falan var ama. Tamam, buraya geleceğiz sonra. Öbür taşlarda ne var? Ortadakinde falan. Taraftakinde bir şey yok. Yerde, diğer kutuda yerde. Tamam, bunu da bunun üstüne koyacağız. Aynı kutudan bu da sanırım. Evet, bunun üzerinde de işaretler var, semboller var. Bunu da bir dolduralım. Evet, aynı şekilde burada da var. Ama bunu neye göre yapacağız, ne yapacağız? Ortadakinde şu anda bir numara yok hala. Geriden bakalım. Ha bak, şurada işaretler var. Soldaki ikinciye
sağdaki en üstün bir altına gelecek. Bir deneyelim bakalım. Bu ikinciyeydi. Diğeri en üstün bir altına gidiyor, değil mi? Ne oldu lan? Bu zaten orada mıymış? Aynen, zaten orada bırakmışız. Buradan çirkin bir şey daha geldi bize. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Burada bir şey kalmadı. Bu buraya muhtemelen. Çünkü bir şey kalmadı sanırım da. Evet, bir bulmaca daha. Bu ne? İçteki yeşil, kırmızı, mavi var. Yeşil, kırmızı, mavi burada da var. Heh, bu şekilde. Buradan bunları çevireceğiz. Kafa kafaya mı getireceğiz? Aynen öyle. Bu kapıyı da böylelikle açmış olduk. Evet, 4'teyiz. Yaz gün batımı dedi. 4'te neler yapacağız? Şimdi bir değişik bölüme daha girmiş olduk. Bence bu bölümü de sonlandıralım. Sizlerin beğenisine sunalım. Eğer beğenirseniz devam ederiz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da bu arada aşağıdan lütfen videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde ilk bakış göz gezdirme videolarımız devam edecek oyunlara. Sevdiğiniz bölümler olursa da o oyunun serisini de çekeceğiz yine. Bu arada şurayı açtık. Burada ne var? Fırın gibi bir şey bu. Ne bu? Elimize bir şey gelmedi henüz. Tamam, buraya demek ki döneceğiz. Şimdilik bir şey yok. Şurada yerde bir şey vardı. Kırmızı kısım. Bir şeyin yarısını aldık. Baltayı aldık. Şu ne? Buraya gidemiyor muyuz? Yok, tamam, buraya gidemiyoruz ha. Tamam. Bu tarafta ne var? Bir mücevher topladık. Buradan bir kibrit geldi. Evet, notumuz neymiş? Problemlerin çocukluğunun gün batımında ortaya çıktı. Problemlerin çocukluğunun gün batımında ortaya çıktı. Böyle böyle işte bölüm geçtikçe kapıların arkasından hikayeler çıkıyor arkadaşlar. Burada ne var? Burada da sarı parça mı var? Yeşil yeşil parça. İşte buradan aldık. Ne geldi bu arada bize? Şimdi kütük geldi. Balta geldi, kibrit geldi. Buraya muhtemelen şu kütüğü atacağız. Atamayacak mıyız? Aşağı mı atacağız? Bir dakika, şöyle yapalım. Ha, şurada odunu koyup burada bununla keseceğiz muhtemelen, aynen. Gelen parçaları alıyoruz. Baltayı geri alamıyoruz. Okey, bunları buraya koyacağız şimdi. Kibritle tutuşturacağız. Kapısı kapanacak, tamam. Şimdi üstte bir şey, mekanizması daha vardı. Aynen, burası harekete geçecek. Pervaneyi çalıştırdı. Oo, bayağı mekanizma çıktı lan. Bu bir tuzağı gibi. Ne oluyoruz lan? Yandan yeni bir şeyler falan açıldı. Burada ne var? Burada da şimdi bize malzeme çıkacak. Bir bilmece daha tabii. Bilmece içinde bilmece çıkıyor. Burada da var, iki tarafta da. Şimdi onları nasıl yapacağımıza bakacağız. Öncelikle şunu bir kullanalım. Yeşil taraf, kırmızı taraf. Bak, bilmecelerin olayı burada çıkıyor sanırım. Ha, soldakilere bakarak o zaman. Şimdi ne diyor burada? Bizde ne var? Bir yeşil var, bir kırmızı var. 1, 2, 3, 4, 5 tane panel var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 panel var burada. Neye göre yapacağız lan bunu? Ha, burada bir şeyler daha var, bir dakika. Bunları buraya eşleştirmek için... Ha, şunu şuraya bırakacağız. Tamam, şu şekilde olacak. Ve o şekilde de olmayacak. En son o zaman bunu alacağız. Bunu buradan alıp... Şuraya bir koyalım. Bunu şuraya bir koyalım. Şöyle yapsak nasıl olacak? Bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Bu taraftaki oldu. Aynen. Ne diyor? Yeşil için üstten
Üstteki dördüncü, alttaki ikinci. Böyle, tamam. Hemen diğer tarafı da çözelim. Tamam, şu şekilde yaptık sanırım. Bu bayağı hızlı oldu lan, basit oldu. 1, 2, 3, 4, 5. ve 2. 5. şurası, bu da 2.ye. Evet, bu bölümde kapısını böyle açmış olduk arkadaşlar. Evet, oyun hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bunu lütfen yorumlara yazın. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu like atmayı unutmayın. Yeni bölüme de geçti şu anda ama buna devam etmeyeceğiz. Eğer beğenirseniz, devamının gelmesini isterseniz oynarız, devam ederiz. Orası ayrı. Ben bu şekilde görsel anlamda olsun veya hikaye oyunuysa hikayesel bazda olsun, hani güzel, tatlı grafikli vesaire bulduğum oyunları sizlerle bu şekilde paylaşacağım. Dediğim gibi oyunun linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Evet, bu tarz videoların, inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha farklı videolarla da karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.